16'ya yaklaşıyor gelişmeler yeniden ve bu saate bir bağlantı yaparak başlıyoruz. 5 yaşındaki Eda Nur Gezen'in ölümüyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ikisi kepçi operatörü, biri işçi, biri mühendis. Toplam 4 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili detayları Mehmet Altun Işık bizlere aktaracak. Mehmet seni dinleyelim. Evet Serhan senin de ifade ettiğin gibi yeni gözaltı kararı çıktı. Aslında Eda Nur'un ölümü 5 yaşındaki Eda Nur'un ölümü tüm Türkiye'yi yasab olmuştu. Hatta e, dün e, geride bıraktığımız günlerde Çukur 7 gün sonra belediye ekipleri tarafından yani İstanbul Üşey Belediyesi ekipleri tarafından toprak doldurulmak suretiyle e, kapatılmıştı. Hatta o e, Çukur kapatma işlemleri sırasında dikkat çeken bir de ayrıntı vardı. Neydi o ayrıntı? Ailenin piknik yapmak için yere sermiş olduğu o örtüler e, yiyecekler hala olduğu yerde duruyordu. Tabi hala hazırda orası olay yeri olarak geçiyordu. Dolayısıyla ne örtü ne de oradaki yiyecekler kaldırılmamıştı. Etrafı şerit ile kapatılmıştı. Emniyet ekiplerinin çekmiş olduğu şeritle kapatılmıştı ve bugün son dakika gelişmesi yaşandı. O son dakika gelişmesini aktardık ama bir kez daha ifade etmekte fayda var. 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in çukura düşerek ölümüne ölümünde İBB'de çalışan İkisi kepçe operatörü, bir işçi ve bir mühendis hakkında toplamda 4 kişi gözaltı kararı çıkartıldı. Bilindiği gibi Eda Nur'un ölümünde ihmal var mı yok mu soruları ardı sıra gelmişti. Hatta günlerdir en çok konuşulan konulardan bir tanesi de buydu. Parkta kazılan bir çukur vardı ve o çukur Yağışların da, yağışların da etkisiyle bir ki son bir haftada İstanbul'da çok ciddi yağışlar vardı. Dolayısıyla o çukur suyla dolmuştu. Yine Eda Nur'un ailesi, ailesiyle birlikte Küçük çekmece'de parka gitmişlerdi ve orada piknik yapıyorlardı. O sırada Eda Nur çukura düşmüştü ve yapılan müdahaleye rağmen Eda Nur çukurdan çıkartıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen maalesef 5 yaşındaki küçük kız çocuğu hayatını kaybetmişti. İşte bunun yaşanan bu talihsiz olayın hemen akabinde Küçük Çekmece Cumhuriyet Başsavcılığı aynı zamanda soruşturma başlatmıştı ve o soruşturma ışığında bugün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ikisi kepçe operatörü, bir işçi ve bir mühendis hakkında yani toplamda dört kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Zaten az önce de ifade ettiğim gibi e, konuya dair bir soruşturma başlatılmıştı. Yine iki gün önce e, oradaki çukur İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından e, kapatılmıştı. İçine toprak doldurma suretiyle kapatılmıştı ama dikkat çeken bir görüntü vardı. O da az önce belirttiğim gibi e, ailenin piknik yapmak için yere sermiş olduğu o örtü yine yanlarında götürdükleri yiyecekler hali hazırda duruyordu. Olay yeri hali hazırda emniyet ekiplerinin çekmiş olduğu şeritle kapalı halde tutulmaya devam ediyor. Çünkü soruşturma da aynı şekilde devam ediyor. Bunun, bunun, bir de incelenme, inceleme süreçleri vardı. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada aslında bu gözaltı kararları soruşturmanın yavaş yavaş sonuna doğru geldiğini de gösteriyor. Gözaltı kararı çıkardı, çıkartıldı. Bu gözaltı kararı savcılık tarafından alındı. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki saatler diliminde polise bu bildirim gidecek, bu emir polise gidecek ve polis ekiplerinin nezaretinde, gözetiminde hakkında gözaltı kararı çıkartılan bu dört kişi önce emniyete getirecek burada ifadeleri alınacak, sorguları yapılacak. Ardından da kuvvetle muhtemel savcının talimatıyla yine savcılık ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk sağlanacak. Ondan sonraki süreç nasıl işleyecek? Elbette bu gelişmeler yaşandıkça an be an bizler de aktarmaya devam ediyor olacağız Serhan. Evet, küçük Eda Nur'un ölümüyle ilgili dört gözaltı kararı var. Mehmet Altunışık konuyla ilgili detayları bizlerle paylaştı.